Gerçekten ne kadar güzel. Elmalı şampuanla yıkıyorum. 17 TL. Annen sana da alsın. Merhaba arkadaşlar. Şu Gamze'den kurtulduğum iyi oldu. Tabii oğlum, bizimle gezersin artık. Çok yalancı bir kız. Evet, söylemiştim. Onu değil, seni kastetmiştim. İşte mektup burada. Bu da Özge'nin defteri. Bakayım. İşte bu Özge'nin yazısının aynısı. Ben... Ver o defteri bana. Mert'e mektup yazıp sonra da benim üzerime atmaya utanmıyor musun? Ben yazmadım. Figen yazdı. Ben mi? Hiç de bile. Yalan söyleme. Çocuklar, yemekhaneden cephaneleri getirdiniz mi? Evet. Ne yaptığını zannediyorsunuz siz? Bir, iki, üç. Hiç. Saldırın. Gamze'yle aranız güzeldi mi bakalım? Güzeldi. Yanlış anlaşılma olmuş. Beraber düzelttik. Öyle mi? Sorun değil. Aslında oldukça eğlendik. Evet. Kim spagetti yemek ister bakalım? Ben. Ben. Ben de spagetti isterim. Tamam. Hemen yapıyorum. Selam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Özge nerede? Ay biraz rahatsız. Evde yatıyor. Nesi varmış? Bilmiyorum. Söylemedi ama okuldan canı sıkkın geldi. Çocuk aspirini var mı? Bir dakika canım. Bak kuşa bir sorayım. Bak bak. Kuşma hasta. Çok üzüldük. Sizi gidi sıçanlar. Cicişler siz. Ay çok tatlısınız siz. Yavrum benim. Banyodaymış. Hemen getiriyorum. Aa tamam canım. Demek okulunuz iyi geçti. Aman ne güzel, ne güzel. Bana bakın. Siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Bir daha Özge'ye dokunursanız bak ikinizi de mahvederim. Anlıyor musunuz? O da Gamze'nin adına sahte mektup yazmış. Kes! Her şeyden haberim var. E o zaman? Ondan uzak durun. Yoksa çok feci olur. O da bizden uzak dursun. Merhaba. Spagettilerin sosu nasıl olsun? Bana bak. Sıra sana da gelecek. Az kaldı. Gıcık! Ama sadece iki tane kalmış. Simge nerede? Gitti. Baban şimdi daha iyi değil mi? Ha, iyileşti bile. Ama az kalsın evleniyordu. Son anda kurtulduk. Merak etme, annen ne olursa olsun babanızla evlenecek. Hadi oradan gıcık. Boşuna benimle inatlaşma. Her zaman ben haklı çıkıyorum biliyorsun. Hiç de değil. Ne zaman haklı çıkmışsın bakalım. Aman Emre, uyma şuna. Her konuda senden üstün olduğumu kabullenmek istemiyorsun. Hangi konuda üstünsün ya? Git başımdan. Ne o, korkak mı bu? Kim ben? Ya Emre, duyma şunu söylediklerini. Hangi konuda yarışmak istersin? Ben her türlü hazırım. Kazanan diğerinin üstün olduğunu kabul edecek. Bu yetmez. Aynı zamanda ne olursa olsun hep gerçeği söyleyecek. Kabul. Peki ne üzerine yarışacağız? Basket atmaya ne dersin? Şaka gibi. Matematik sorusu çözmeye ne dersin? İkisi de olmaz. İkinizin de yapabileceği bir şey olmalı. Hayret, ilk defa kafan çalıştı. Özge. Aman tamam tamam. Hadi hangi konuda yarışacağımızı bulalım. Evet, hazır mısınız? Evet. Evet. Hamburgerlerin parası bizden çıktı Emre. Ona göre bol bol ye. Merak etme. Bir yarışma için dünyanın YTL'sini verecek halim yok ya. Evet, tabakları önünüze çekin bakalım. Kim sıçağına kadar daha fazla hamburger yerse o birinci olur. Bir, iki, üç, başlayın. Emre, 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 Emre. Emre, 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 Em
nasıl değiyor? Emre zorlanıyorsan bırak bak. Yemek yemeği tazına girilir mi Özge ile? Yani sen de bir tuhafsın Emre. Yarışmayı kazandığıma göre bunları da yiyerek kutlayabilirim. Diyen olmasın. Değil mi? Buradaki özne Ali. Yükleme kim sorusunu sorarak özneyi buluruz. Şimdi yazacağımı siz cevaplayacaksınız. Oturun çocuklar. Kusura bakmayın öğretmenim. Rica ederim. Dersinizi böldüm ama bu küçük misafirimizi çocuklarla tanıştırmak istedim. Hoş geldin canım. Çocuklar, bu sevimli kızımızın adı Heidi. Biliyor musunuz, okulumuza İsviçre'den misafir öğrenci olarak geldi. Welcome Heidi. Welcome. My name is Özge. I am very happy because you are come to our school. Lütfen benimle Türkçe konuşun. Buraya gelmeden önce İsviçre'de Türkçe dersleri aldım. Sizi anlayabiliyorum. Vay be. Hadi bakalım Heidi, otur bir yere. Geç canım. Öğretmenim, iyi dersler. Teşekkür ederim. Evet çocuklar, şimdi yazacağım cümlenin öznesini ve yüklemini siz bulacaksınız. Heidi, arkadaşlarına buraya geliş amacını anlat bakalım. Çocuklar tarafından yürütülecek ve eğer başarılı bulunursa Avrupa Birliği fonlarından destek alacak bir proje yapacağız. Bu projeyi oluşturup şekillendirmek tamamen bize kalmış. Ama proje bir sosyal sorumluluk projesi olmalı. Sosyal ne? Emre, sus dinle. Yani yapacağımız projeyle yardıma ihtiyacı olan, destek bekleyen çocukların sorunlarına çare üretmeliyiz. Eğer projemiz ilgililerin dikkatini çekerse ciddi bir maddi destek de alabiliriz. Evet, bu konudaki önerilerinizi söyleyebilirsiniz. Bu kız iyi hoş da başımıza iş açtı valla. Zaten derslerde zar zor baş ediyoruz. Bir de bununla mı uğraşacağız? Emre, bir önerim mi var? Hepimizle paylaşsana. Aramızda para toplayalım, sayısal loto oynayalım, bakarsınız çıkar. Biz de istediğimiz yardımı yaparız. Emre, susup dinler misin? Şakanın sırası değil. Ama o zaman biz bir proje üretmiş olmuyoruz Emre. Meğer speech? Özge, Türkçe lütfen. Benim aklıma bir defile düzenlemek geldi. Defile mi? Evet. Bizler podyuma çıkarız. Hatta eski bir manken olarak annen de çıkar. Toplanan paralarla da ilgi çekici ve amaca uygun bir proje üretmemiz lazım. Bilemiyorum. Evet çocuklar, başka önerisi olan var mı? Ha Gamze? Oyuncaklarımızı açık arttırmaya çıkarmaya ne dersiniz? Buna benzer bir şey daha önce yapılmıştı. Basketbol turnuvası düzenleyelim. Şaka yapmıştım. Gol tutun. Türkçe konuş lütfen. Ben sizi anlayabiliyorum. Ülkeniz dallarıyla ünlü değil mi? Buraya gelmeden önce internette ülkenizle ilgili araştırmalar yaptım. Burada da kayak yapmak için harika yerler var. Bu İsviçre'dekiler daha güzel. Aa, sen geldin mi oraya? Hem de kaç kez. Harika bir yer. Gıcık. Gıcık? O ne demek? Özge'nin takma adı. Sus. Ben ileride İsviçre'deki Lady okullarından birine gitmek istiyorum da bana bu konuda bilgi verebilir misin? Lady okulu mu? İlk defa böyle bir şey duyuyorum. Aferin çocuklar. Aferin. Ne güzel anlaşmışsınız böyle bakayım. Teneffüsten sonra bir ara sınıfa geleceğim. Haydi'nin buraya geliş nedeni olan projeyi konuşacağız. Merhabalar. Aman efendim, kimler gelmiş? Ah,
Bence konuşamayacağız. Emre. Hoş geldiniz sultanım. Ben sınıfta bir duyuru yapacağım. Arzu ederseniz siz odamda bekleyin. Hemen geliyorum. Hay hay. Hadi çocuklar gelin gidelim sınıfa. Ay ne iyi ettiniz de geldiniz hanımefendiciğim. çocuklar ne yapacağınıza karar verdiniz mi? Okulda bir gösteri hazırlamayı düşünüyoruz. Ama daha nasıl olacağına karar vermedik. Çok iyi bir düşünce. Bütün velileri davet ederiz. Basına da haber veririz. İlgi çekici bir şey olmalı ama. Benim harika bir fikrim var. Size ben de katılırım. Biliyorsunuz sahne sanatları konusunda engin bir deneyimim var. Evet buldum. Bir kanto söyleyeceğim. Hatta hanımefendileri eğer lütfederlerse birlikte söylemekten büyük bir zevk duyarım. Ay bilmem ki nasıl olur acaba? Hiç merak etmeyin. Harika bir çift olacağız. Ortalığı yıkacağız. Avrupalılar bize hayran kalacak. Vallahi alemsiniz müdürcüm. benim için çok güzel bir otel ayarladığınızı biliyorum. Ancak arkadaşlarımın evinde birinde kalırsam Türkçemi çok daha iyi geliştireceğimi düşünüyorum. Çok iyi düşünmüşsün yavrucuğum. Çocuklar, bu konuyu ailelerinize bir söyleyeyim bakalım ne diyecekler. Bizde kalabilir öğretmenim. Bizimkiler çok sevinir buna. Ne münasebet. Tabii ki bizde kalacak. Onun kültürünü en iyi tanıyan biziz. Bizim evde daha çok rahat eder. Sanki siz kendi evinizde kalıyorsunuz da. Karışmasana sen. Yalan mı? Şşşt. Çocuklar kendi aranızda tartışmayın bakayım. Önce ailelerinize bir sorun. Sonra karar veririz. Hadi bakalım. Şimdi sınıflarınıza. Ay. Ben de artık izninizi isteyeyim. Aman efendim. Bu ne acele? Yapacak işlerim var. Madem birlikte gösteriye çıkacağız, şimdiden hazırlanmaya başlamak lazım. Öyle değil mi? Beni kırmadığınız için ne kadar mutlu olduğumu ifade etmeme lütfen izin veriniz. Herkes size hayran kalacak. Ay öyle mi dersiniz? Bu da kim ya? Yeni galiba. Pek havalı bir şey yani. Numan bilmenlerinin kızı bu ya. Babası çok ama çok zenginmiş. Amerika'dan yeni gelmişler kızım. Sen nereden biliyorsun? Annemler konuşurken duydum. Burada bizim okulda okuyacakmış. Siz gidebilirsiniz. Ama babanı sınıfa kadar götür dedi. Size gidebilirsiniz dedim. Peki küçük hanım. Vay be. Sert yapıyoruz ha. Emre hadi bahçeye çıkalım mı? Sen çık ben geliyorum. Çocuklar, size yeni sınıf arkadaşınız Sibel'i tanıştırayım. Arkadaşınız artık sizinle beraber bu sınıfta okuyacak. Hadi bakalım Sibel, şimdi boş sıralardan birine yerleş. Yarın sınıf öğretmeni sana en iyi yeri belirleyecektir. Figen çık şuradan. Buraya oturabilirsin. Hayır, ben burada oturacağım. Gel buraya otur. Hayır. Pardon hocam. Eminim kızın da senin gibi zeki ve terbiyeli bir öğrencidir. Zaten her halinden belli canım. Harika bir çocuk yetiştirmişsin. Aman hocam şımartıyorsunuz. Estağfurullah. Yarın okuldan sonra bize gelsene. Scrabble falan oynarız. Ne dersin? Bilmem. Bakarız. Hiç böyle bir şey görmedim. Amerika'da biz ders notlarımızı bu küçük bilgisayara kaydediyorduk. Defter kullanmıyor muydunuz yani? Bakmak ister misin? İzin verir misin? Tabii. Ne muhteşem be. Oyunda var mı bunda? 10-15 tane falan. Asıl bilgisayar oyunlarım evdeki bilgisayarımda. Hem de yüzlerce. Yüzlerce mi? En son çıkanlar bile var. Yani henüz Türkiye'de satışa çıkmayanlar demek istiyorum. Bize gelirsen gösteririm. Gerçekten mi?
sıkıcı bir okul burası. Hep böyle midir? Genellikle. Çok güzelmiş ya. Çok güzel bir okul. Çok beğendim hocam. Hadi sohbetimizi odamda devam edelim. Hem de birer çay içeriz ha? Ne demek hocam? Memnuniyetle. Buyurun. Babacık. Kızım. Kızım. Nasıl geçiyor bakalım ilk günün? Amerika'daki okuluma hiç benzemiyor. Çok sıkıcı. Alışsan iyi edersin kızım. Bundan sonra burada yaşayacağımıza göre. Ama babacık, bu okulda olimpik yüzme havuzu bile yok. Arkadaş edindikçe burayı daha çok seveceksin Sibel'ciğim. Özge kızım, gel buraya yavrucuğum. Sibel'i okulumuzu gezdirir misin kızım? Peki öğretmenim. Hadi bakayım. Şey. İşte böyle hocam. Sibel'in annesini kaybettiğimizde çok küçüktü. Ben de bir dediğini iki etmedim. Annesinin boşluğunu onun tüm istediklerini yaparak doldurmaya çalıştım. Belki yaptığım hatalıydı ama... Anlıyorum Numan oğlum. Bir de sürekli yurt dışında olunca işin daha da zor olmuştur. Olmaz mı hocam? Kısa bir süre sonra yeniden evlenince... Sibel gitgide hırçınlaşmaya başladı. Bir de yeni eşimden bir oğlumuz olunca... Onun hissettiklerini çok iyi anlıyorum. Ne de olsa çocuk psikolojisi benim uzmanlık alanım. Hiç merak etme Numan. Ben Sibel'in çok kısa sürede okula uyum sağlaması için elimden geleni yapacağım. Sağ olun hocam. Vallahi ne derler, eti sizin kemiği benim bundan sonra. Nana babamla nihayet nişanlandın. İşte budur. Öyle mutluyuz Haydi ki. Haydi çocuklar. Tamam yeter bu kadar. Başım şişti canım. Ama Kulina biz bugün ne zamandır bekliyorduk biliyor musun sen? Bilmiyorum. Eğer Nana gelmeseydi babam hoca da simgecici işle evlenecekti. Ve hepimizin hayatı kabusa dönecekti. İyi ki sen geldin Nana, iyi ki. Canım. Sizi öyle çok seviyorum ki. Umarım her şey Türk filmi tadında sürer. Kulina, sen gerçek bir insan olmadan bu evlilik gerçekleşmeyecek, bunu bilmiş ol. Biliyorum. Ya Kulina bırak da şurada iki sevinelim ya. Ay sevinin canım, ben bir şey mi dedim? Ne olursa olsun bizi bırakmayacağına söz verdin lan, öyle değil mi? Kesinlikle. Sizi hiç bırakmayacağım. Sizi hiç bırakmayacağım. Sen insan olmayı daha çok beklersin Nana Hanım. Zamanı geldiğinde sen doğru oyuncaklar dünyasına, ben de burada Şeni'yle evlenip mutlu bir hayat süreceğim. Güzel. Of Nana, içim sıkılıyor burada benim. Oyuncaklar dünyası ve oyuncaklarım tehlikedeyken hiç rahat değilim. Haklısın ama şu anda en doğrusu burada olman. Of. Gücünü yeniden kazanmadan oyuncaklar için hiçbir şey yapamazsın Kulina. Ortada bir tane bile oyuncak kalmamış. Çocuklar... Neden oyuncaklarınızla hiç oynamıyorsunuz? Artık oyuncakla oyuncak yaşı geçtik biz. Oyuncaklarla oynamak çok sıkıcı Nana. Hem okuldaki arkadaşlarımızın hiçbiri oynamıyor artık. Yani. Hadi bakalım Petibör'le, okula geç kalacaksınız. Kalmayız. Hem biz servise gitmiyoruz okula artık. Evet. Evimizin bütçesine katkı olsun diye otobüste gidiyoruz. Çocuklar, babanız bunu duymasın. Hem çok üzülür hem de çok kızar. Hadi bakalım Petibör'le. Az önce de söylediğim gibi okula geç kalacaksınız. Gıcık oluyorum şu mükerrere. Al benden de o kadar. Kendini bir şey sanıyor. Petibör'ler. Ne yap Petibör'ü buradan postalamalıyız. Kesinlikle. Emre, ne yapıyorsun sen? Kalemim bitti. Senin çantandan bir kalem alıyorum. Ya hayır, bırak benim kalemlerimi. Ne olur kızım bir tane kalem versen. Zaten az param var, onda kaleme mi harcayayım? Bana ne, kalemlerine sahip çıksaydın oraya buraya atıyorsun, sonra da benden istiyorsun. Var ya, sen de az gıcık değilmişsin. Yeter artık çocuklar. Yağmur, o senin kardeşin. Biraz paylaşımcı olur musun? Lütfen. Al. Sağ ol ya, çok yardımcı oldun. Sizi bacaksızlar. Demek niyetiniz beni evden postalamak değil mi? Ben
yapacağımı bilirim ama. Sizi patates kafalar sizeyim. Ya çocuklar, Mükerrer Hanım bana bir şey söyledi. Hem çok şaşırdım hem de çok üzüldüm. Ne söyledi babacığım? Okula birkaç gündür otobüsle gidip geliyormuşsunuz, öyle mi? Baba. Çocuklar, daha o kadar ölmedik. Bir daha kesinlikle duymayın. Okula servisle gidilip gelecek, anlaşıldı mı? Mükerrer Hanım, Matbu Sultan nasıl? Maşallah, çok iyi. Balını süt içirdim, uykuya daldı. Umarım hemen iyileşir. Bir çay daha getir bakalım kızım. Siz hiç merak etmeyin Hakan Bey. Makbule Hanım için ve çocuklar için ne gerekiyorsa elimden geleni yapacağım. Aslında sizinle doğru dürüst maaş işini de konuşamadık. Buyurun. Ne demek efendim? Şimdi sırası mı? Hem ne demiştim? Siz de konuyu dert etmeyin. Bu huzurlu aile yuvası benim için bir kurtuluş oldu adeta. Beyimin ölümünden sonra çok acı günler geçirdim. Yeni yeni geldim, toparlıyorum. İzin verin, burada çalışmaya devam edeyim. Ne demek? Ben sadece... Bu tatlı petipörlerimden nasıl ayrılırım ben? Evlilik öncesi Nana Hanım'ın da bir sürü telaşı olacak. İzin verin, bu garip de bir işe yarasın. Aman efendim, ne demek? Tuhaf. Sizin gibi insanlar kaldı mı yeryüzünde? Kalmamıştır. Ben de gökyüzünden düştüm zaten. Ay aman, ne şakacısınız. Ben de böyleyim işte. Şaka yapmayı çok severim. Şakalarıma Kadir inanır bile günah. Şeri geldi herhalde. Okula gitme vakti ya. Şeri mi? Ya, kızım dur dur. Ay. Dur ben bakarım, ben bakarım. Sen rahatsız olma. Mahvetti ortalığı. Hulya Hanım neden kahvaltıya inmedi? Hazırlığı uzun sürüyor ya. Bonjour. Günaydın. Benim güzel kızım. Hoş geldin. Bebeğim. Yeter, yapmayın artık. Kahvaltı ettin mi? Hadi bakalım. Sen geç tattım şöyle. Birazdan herkes gidince ben seninle ilgileneceğim. Peti peti peti. Maşallah. Demek benden kurtulmak istiyorsunuz ha? Alın bakalım. Sizi birbirinize düşüreyim de görün. Yumurta kafalar ne olacak? İki kardeş birbirinize düşman olun da benim de işlerim kolaylansın. Zaten bu kardeşlik muhabbetinden nefret ederim. Şeri, dans yarışması ne zaman başlıyor? 3 hafta kaldı. Ben de bu sürede ancak hazırlanırım. Aslında iyi oldu. Daha bir partnerim bile yok. Seni televizyonda izleyeceğiz değil mi Şeri? İnşallah. En büyük hayalim bu zaten. Alın bakalım sibuple. Emre, bunların senin çantanda ne işi var? Ne bileyim ben kızım. Ben bilecek değilim herhalde. Kendi malına sahip çıkamıyorsun, sonra da benimkilere göz koyuyorsun. Ya hiç de değil. Bunları buraya ben koymadım. Babam mı koydu? Aa Yağmur. Düzgün konuş. Çocuklar ne oluyor burada? Gıcıksın sen kızım. Emre. Şş, çocuklar yeter artık. Hadi geç kalıyorsunuz. İyi dersler. Ah bu çocuklar öyle şekerler ki insan kızamıyor. Hoşça kal. İyi işler. Ben bir makbuşa bakıp iniyorum. Keyfine bak. Sağlığı benim sayemde çok iyi ama, değil mi? İyi. güzel kızım.